Herkese selamlar değerli dostlar. Kanalımıza, yüreğimize, bulunduğumuz coğrafyaya hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız gayet iyiyiz. Arkada da bozuk kardeş Deydo ve Karabaş var, o sakat kangal. Tam arkamda oynuyorlar değerli dostlar. Bugün şöyle bir video çekeceğiz. Hem yine çoban hayatı, doğa, tabiat, bozuk kardeşi köpeklerimizi çekeceğiz değerli dostlar. Bundan önce bana şunu söylemişlerdi. İşte o şey yaramaz falan filan, öncesi sonrası bir bozuk kardeşi yapacağız sizlere değerli dostlar. Önceki halini, resmini koyacağız. Sonra şimdiki halini koyacağız değerli dostlar. Gerçekten güzel bir gün. Böyle ufaktan bir yağmur havası var ama idare ediyor değerli dostlar. Bir bakalım ne yapalım. Böyle bir bugünkü videoyu başlayalım. En son yine şeyde bitirelim. Hayvanlarımızı da bitirelim, köy içinde bitirelim diye düşünüyorum. Ne yapalım? Başlayalım değil mi? Evet değerli dostlar, şöyle görelim. Evet, bozunun küçük halini herkes biliyor değerli dostlar. Şöyle ufacık bir şey dumanlı yukarıya doğru çıkmış geliyor. Birkaç tanesi de şöyle aşağıda kaldı. Bozo! Evet değerli dostlar, bozunun küçük halini herkes biliyor. Şimdiki haline bakarsanız evet değerli dostlar, bugünkü konumuzu bozu yapalım. Değil mi oğlum? Gerçekten kangal da güzel değerli dostlar, işte ayağında biraz sıkıntı var ama ona rağmen hayvanları bırakmıyor. Leyla da orada yatıyor. Hani da boza. Oğlum o abi onunla uğraşma. Niye sen onunla uğraşıyorsun sen? Değerli dostlar, çok şımarık, bir türlü rahat durmuyor. Şşt. Kurt bozo. Ha? Evet, evet dostum, şöyle göstereyim. Oğlum sen ne oldu sana? Lan sen cansın, sen evlatsın. Şerefsiz. Evet dostum, baya bir kıskançlığı var. Lan yoruldu. Ha? Şöyle. Niye yaramazlık yapıyorsun oğlum sen? Ha? 2 dakika niye durmuyorsun sen oğlum? 2 dakika niye durmuyorsun sen? 2 dakika niye durmuyorsun sen oğlum? Ha? 2 dakika niye durmuyorsun? Leleş! O geldi, oraya girdi değerli dostlar şöyle. Sen 2 dakika niye durmuyorsun oğlum? Ha? Ne kadar yaramazsın sen oğlum? Ne oldu? Karabaş! He? Evet, evet hayvanlar da şöyle yayılıyorlar, orada güzel ot var değerli dostlar. Daha birkaç tanesi aşağıda kaldı, bakayım gelmezse mecburlar. Şimdi bunları da buraya doğru getireceğim. Değil mi oğlum? Değil mi? He? Değil mi? Bozo! Lan oğlum! Lan şerefsiz Leyla, dur kızım. Dur kızım bakayım. Değerli olsun, gerçekten Bozo güzel bir köpek oldu. Bakalım hani daha kaç aldı? 10 aylık oldu. 10 aylık falan oldu. Daha bir yaşına da girmemiş. Hey oğlum! Leyla da kez o şekilde daha 4-5 aylık ben yavrum da. O daha ufak. Panter ya. Şşş! Hadi! Ne gördünüz? Ne gördün oğlum? Ne gördün? Böyle uyanık ol işte. Aferin sana oğlum. Aferin benim oğluma. Evet değerli dostlar. Şöyle. Değil mi oğlum? Ya sen cansın. He? Aramız nasıl oğlum? He? Benim her şeyim. Evlat. Sen cansın. Sen evlatsın lan. Bak o da kıskandı değerli dostlar. Dur. Leyla tamam kızım benim. Ama panterim. Panterim. Karabaş. Hemen nasıl geldi gördünüz değerli, kıskançlığı görüyorsunuz. Bozo'nun kıskançlığı değerli dostlar bu. Evet değerli dostlar, bugün de şöyle kesin sizlere çoban hayatımızı göstereceğiz değerli dostlar, gerçekten şöyle.
Aşağıda da birkaç tane hayvan kalmış. Şurada olan getirmem lazım. Buradan böyle yayılıyorlar. Bakalım. Bugün bir şeyler görecek miyiz yaban hayatına ne yazarsa. Oğlum sen niye ara ya bu ya ne yazarsa bozuğu çok yaramaz ya. O hiperaktif bir şey. İki dakika durmaz bak. Hayo. Şşş. Hadi. Hatta yazarsa bir şey gördü ama. Aşağı doğru iniyor. Böyle yanlış yapıya çıktı. Hayır. Bir şey var ama nerede olsa bilmiyorum. Bir şey havlıyor ama. Ayı falan olabilir değerli dostlar. Ben şu bu tarafa doğru bakmam lazım. Hayır. Bir şeyler olabilir ya. Kurt murt. Ayı avlıyor ama. Hayır. Oldu. Ha ferm oğlum. Hadi. Hayvanlar da durdu böyle değerli dostlar. Tam mera yolundayım. Artık bilmiyorum ne olduğunu değerli dostlar. Şöyle göstermeye çalışıyoruz ama bir köpek de gitti arkasından. Aa, kurt ya ayı. Kurt değil de ayı olabilir. Evet değerli dostlar silahı boşalttım da bakalım. Böyle hayvanlar aşağıda yarısı bu ormana kaçmışlar. Saniyede tepeye çıkmışlar. Baya bir mesafe. 4-5 tane ineş. Öyle çan sesiyle geldim. Gördüm. Hemen çıkana kadar benden önce davrandı. Gel. Oh. Dünyanın yolu aslında. Sağda solda hep ayı yatakları. Şöyle bakalım. Diğer hayvanlar ta şu karşı tarafın deresinde var. Bunlar burada. Bir, iki, üç. Dört. Biraz daha aşağıda bunların. Vah. Gerçekten yoruldum. Vay be. Nereye çıkmışlar ya? Şöyle etrafı da sizlere göstereyim. Yorgunlukta da konuşamıyorum. Vah.
karşı derin altındaydı. Ormana vurmuş çıkmışlar. Tehlikeli bir orman değil dostlar. Gece burada kalırlar, sapı yutarlar bulamazsak. Şöyle. Evet. Kafilenin bir tanesi daha var bunlarla gezen. Hadi. Ot da beğendim. Hadi. Ben şeyini aldım. Hadi. Çok aksi şu inekte. Şu inek acayip aksi bir şey. Hayt. Evet değerli dostlar, ben bunları ben şuraya indireceğim. Çok aksi bir inek değerli dostlar. Hep bu yapıyor. Hadi. Hadi. Bak, hep bu yapıyor. Her zaman aynı şeyi yapıyor. Bak bak bak. O nereydi? O nereydi ya? Tayt! Hadi! Hadi! Şu öyle, şu öyle. Hadi! Evet, evet. Onları toplayacağım şimdi. Diğerlerine katacağım, aşağı indirmem lazım. Horonunu kestim, öldüm ya. Kesmesem değerli olsa bunlar gider, başını alır giderler. Bunlar. Hadi. Aynı ottan aşağıda da var. Ha, buraya kadar niye çıktınız? Hadi. 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 Evet arkadaşlar, şöyle ormandan aşağı indiriyorum. Mal artık saat 3-4 civarı, 3 falan. Şimdi malı toparlamaya çalışıyorum. Şöyle aşağı doğru indireceğiz. Değerli dostlar, hayvanlar buraya girmişken geldi köpek, geldi buraya, bir yere girdi. Bakın değerli dostlar, ayı burada yatmış. Tam burada yatmış, bak burada da olduğu yerde burayı kazımış. Şöyle göstereyim size. Aynı buraya da pistini yapmış. Doldurmuş yani, sürekli burada değerli, taze daha. Güzel bir yer aslında. Ben de yağmur yağdı dedim, yağmur yağsa buranın altına giderim. Bak karşılaştım, güzel. Güzel düşünmüş. Şimdi birazdan yağmur yağacak. Harbiden güzel bir yer yapmış değerli dostlar. Bakar mısın, daha taze duruyor. Hayvanlardan önce kalkmış olmalı. Hayvanlar gelince o kalkıyor gidiyor. Ama buradaymış değerli dostlar. Buradaymış. Köpekler de güzel yer buldu. Geldi, kokuyu aldı, girdiler oraya değerli dostlar. Ben de peşine geldim, baktım. Oraya pislemiş. Burayı da bu şekilde çıkayım buradan. Şimdi ekleriz. Tayt! Ulan çıkarlar buradan şimdi birazdan. Şöyle. Bu da kendi kendine armut olmuş. Güzel bir yere gelmiş tam armutların dibine. Bak şimdi büyüdü, bunları yer. Değerli dostlar böyle. Bunu da sizlere göstermek istedim. Böyle. Vay. Tam buranın içinde hiçbir şey gözükmüyor değerli dostlar. Yandan geçer gidersiniz. Hani bir şey gözükmez burada. Değerli dostlar. Yağmur başladı. Yağmaya. Ben şöyle ateşi yaktım. Şöyle. Şöyle altına girin dedim. Burası güzel. Şöyle. Bu tarafta yedi. Bozo oğlum, gel ıslanma. Abla çok yoğun bir yağmur başladı değerli dostlar. Yağmur abi, buraya böyle kriter taşlar var değerli dostlar. Şöyle. Şöyle. Artık bilmiyorum ne taşı olduğunu da. Şu parçalar var mı? Şurada yakından göstereyim sizlere. Şöyle bakın şurada bir tanesi. Şöyle ateşi de yaktım. Yağmur da yağmaya başladı değerli dostlar. Şöyle ben hazırlığımı yaptım, hayvanlar topladım bir araya yukarıda. Yani şöyle kendime de yeri ayarladım. Yağmurluk var da şimdi hiç burası iyi, şu anda giymeme gerek yok. Öyle. Ama da böyle aşağıda çok yoğun yağıyor değerli dostlar. Burada da başladı. Şöyle burada oturacağız, yapacak bir şey yok.
Hayvanlar artık yukarıda yayılırlar, kalkarlar mı bilmiyorum ama yukarıda güzel bir yerde duruyorlar işte değerli dostlar. Bir araya topladım, hepsi bir dağılmıştı, bir tarafı şu, yarısı şu tepedeydi, yarısı bir taraftaydı. Hepsini topladım çünkü biliyordum yağmur yağacak değerli dostlar. Hava bozuktu zaten, o yüzden odunu da getirdim, buraya koydum. Hazırlığımı yaptım. Hani hiç olmasın diye. Islanmayalım bir de boşu boşuna. Öyle başladı inceden yağmadı, çoğaladı ya dostlar. Öyle bizim çoban hayatımızda ya dostlar böyle karşılaştığımız şeyler diyelim. Böyle sizlere göstermek istedim. Demin yağmur yağdı, kesildi. Böyle bastırdı kez ama maç devam edecek. Eve doğru gidiyoruz. Onlar da birbirleriyle oynuyor. Sevincini yaşıyorlar eve gitmenin. Hadi oğlum, hadi. Şöyle. Hayvanlar topladım. Yarısı sağ tarafta, yukarıda yarısı tepede. İşte hafiften de yağmur devam ediyor. Hani öyle bir yağdı durdu değil dostlar. Hiçbir faydası. Ne yok. Da bakalım. Yağacak galiba baya. Baya bir. Açtı mı to sol tarafa ama aşağıdan. Köyde baya varmış. Hadi bozu. Eşyalarımızı şuraya koymayacağız, çantaya onları alalım. Karabaş. Oğlum boza rahat dur, rahat dur. Ya üstünde şımarıksın sen. Allah. Şöyle tuzlu su. Evet, daha doğrusu şöyle hayvanları köye doğru salıyoruz. En son girişte de kapanışı yapacağız. Öyle işte. Yine çıkmışlar o tarafa. Ben de burada ateş yakmıştım. Şöyle. Acayip bir taşlar var ya dostlar. Bakın şöyle tırpıyor taşlar şöyle. Şuradan şunu almaya çalıştım da alamadım süs olarak. Başka bir şey de çıkartırım. Şöyle güzel. Şöyle eşyalarımı alayım. Ben de yavaş yavaş onun peşim sıra gideceğim değerli dostlar. Dostlar videomuzun sonuna geldik. Hayvanları köye doğru geldi. Çocuklar da Özen abi de İstanbul'dan gelmiş. Bize yardıma geldi. Teşekkürler. Siz de sağ olun. Güzeliniz. Eskilerden. Ama görüyorsun değil mi? Sağ sola nasıl tutuyorlar? Hey ya. He? Sen zamanında böyle miydin? Yok, ben zamanında böyle değil. Sen bunlara kötü alıştırmışsın. Öyle olmaz ya. Çok başı boş bırakmışsın hayvanları. Evet dostlar, şöyle köyün içine doğru götürüyoruz. Böyle videomuzun sonuna gelirken yine. Evet, köyümüzün mucidi de burada. Eyvallah. Nasıl amca? Taş aldı mı? Hadi, hadi abi. Sıla Hanım. Bu taşlar işte sıkıntı ya. Evet. Evet dostlar, şöyle hayvanları köyün içine götürüyoruz, kapanış yapacağız. Bugünlük de bu kadar diyelim. Tosun'da böyle bir aksama var. Ondan yana bakacağız değerli dostlar. Bugünlük de bu kadar diyelim bizden. Yüreğinizde her daim umut olsun. Ya bir şey olmaz ya. Bunlar da gurbetçiler diyoruz değerli İstanbul. Hadi. Yüreğinizde her daim umut olsun değerli dostlar. Hoşçakalın.